Ben program yapıyorduk İrem Hanım'la, alkışlara yakalandık. Diyordum ki size tam biraz uzun uzun sorular. O yüzden süreyi iyi kullanmak lazım. Mesela 10 harfli cevaplarınızın da ikisi birden neredeyse koca paragraf gibi. Ben okurum. Ama birkaç saniye bırakmanız lazım sona doğru. Ben de zaten en korktuğum şey süre. Eyvallah olsun. Zaten bugün yani yediğimiz golleri biraz süreden yedik. Evet. Gördünüz Atakan Bey'le yaşadığımızı. Kabarmak olmasaydı belki o sürede de halledilebilirdi ama Saadet Hanım birinciliğini sürdürüyor. 9000 puan almıştı. Üzerine 6 saniye arttırmıştı. Yani 8 harf alabiliriz, 7 saniye de arttırmak lazım. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi gelsin. İrem Hanım'ın ilk sorusu. Yükte hafif, pahada ağır şeylerin tutulduğu kasa. Muhafazalı kutuya kasa denir. Sporla yakından ilgilendiğinizi biliyorum. Profesyonel voleybolcusunuz siz de. Tıpkı Atakan Bey gibi. Futbol peki efendim? En korktuğum kısımlardan biri olabilir. Vallahi bir futbol terimi Türkçe ve 4 harfli desem bile yeterli bence. Bir de laf kalabalığı yapmışım, beni beklemeye ihtiyacınız yok. Bulduğunuz zaman yapıştırın. Futbolda topu kale ağzında duran takım arkadaşlarına havadan yollamak için yapılan vuruşa... Vole gibi bir şey miydi? Vole böyle hani ayak içili yumuşakça o vurulana. Bu diyor ki kale ağzında duran takım arkadaşlarına... Al da at dercesine. Bunun muzu da vardır, muzu. Böyle kavisli gidenine de muz nokta nokta derler. Pas gibi bir şey de değil bu. I-ı. Pas gibi bir şey de adı başka. Böyle havadan... Orta. Pat! Haydi. Bir tek kelimedir, batı kökenlidir efendim. Bateri çalmaya yarayan ince, kısa... Çubuk. Bizdeki tokman, evet. Avrupa görmüş. Neydi onun ismi? Ekmeği de var. Baget. Neydi? Baton. Hangisi? Baget. Hangisi? Baget. Baget efendim. 5 artı tek kelime. Gayet basit soru. Kaçırmazsınız bunu. Tertemiz 500 puan bekliyorum bu sorudan. Bazı sebze ve meyvelerin, daha çok sebzelerin orta kısmı göbek için kullanılan bir sözdür göbek. Güzel, güzel. Şimdi de bir nefes alalım. Sona tutunalım. Belki tırnak içindeki kelimeyi daha önce duymamış olabilirsiniz. Tarzınız çok hoş. Muhtemelen yani modaya dair bilginiz de ilginiz de var ama çıkmamış olabilir bu karşınıza. Bir bakalım. Moher de denen keçi yünüdür. Duydunuz mu moheri? Yok. Boş verin o zaman. Keçi dediğimiz zaman, keçi yünü dediğimiz zaman en ünlüsü hangisi? Okul. Değil. Ha, pardon. Bizim buradan yani, bizim topraklarımızdan, tam ortasından. Gelmeyeceksin. Alın bir harf alalım. Aldık bir harf. Bu aldığımız ilk harf bu arada. Bakın bir F harfi. Tiftik. İşte o kadar. Gayet güzel. Bir harf yetti. İşte geçiyoruz 6 harfli cevaplara. Şimdi neredeyse buna benzer bir şekilde sorduk biraz önce. Bir bakın bakalım. Bu ekleri azaltılmış hali. Uğraş. Uğraşı. Ha gayret. Ha gayret. 6 harfli. Uğraşı. Demeyin öyle. Meşakkat. Bir de uğraşının içerisindeki meşakkat yalnızca uğraş değil de. Zorluk. Öyle bir şeydir. Zorluk çok güzelmiş bu arada. Eş anlamlısı ne onun? Zorluk. Yani bu iş çok zor, bu iş çok problem. Kuvvet istiyor bu iş. Güç. Güçlük. Durdurduk mu? Güçlük. Durdurduk efendim. Haklısın. İlk akla gelen zorluk. Evet. Özellikle güçlük yazdım çünkü Türkçe kökenli olsun diye. Buyurun yenisi gelsin. Sırayla yapılan bir görevi yapmakta olan kişi. Nöbetçi. Bana mı soruyorsunuz? Aynen. Cevap veriyorsunuz ve 700 puan kazandırıyor. Her şey yolunda, her şey yolunda. Buyurun efendim yeni soruya. Gökkuşağının en dışındaki renk. Kırmızı sayı mı? Bilmiyorum. Saysam kırmızı. Bunu fark etmişsinizdir ya daha önce. Yani çok fark ettim söylenemez. Öyle miymiş efendim? Evet. Tamamen oraya göre uydurdu. Rahat rahat akıp gidecek. Beni korkutan ne biliyor musunuz? 8 harfli ikinci cevabınız. Onun karşılığı olsun diye 9 harfli cevaplarınızı özellikle kolayından seçtim. Onlardan da yürütmüyorum. Şu kolayı halledelim, sonrasında bolca harf alırız belki.
eritilmiş veya biraz yakılmış şekerle yapılan şekerleme. Yanık şeker. Evet. Neydi o? Karamel. Nedir o? Karamel. Karamel. 7 harfli. Hadi bir harf daha sonda. Karameli. Karamel. Karameli, karamele, karamela. Karamela. 800 puan. Uğraştırdı evet. Biraz. Korkuttu. Bakalım şu ne yapacak? Bundan korkuyorum ben asıl. Efendim, Ökçeli, Konçsuz, Fena İskarpin. Halde Klasik. İskarpin. Nedir? İskarpin. Bire varım. Tamam. Bu muydu zor olan sorumuz? Evet. Önümüz, ardımız bundan sonra aydınlık. 7 tane harf alabilecek durumdasınız. 4 tanecik soru kaldı. 1 dakika 25 saniye var elinizde. İnşallah. Yeter de artar. Üzerine tekrar soru yazar, tekrar cevaplarsınız. Umarım başımıza bir aksilik. Buyurun yani. Rahat rahat ilerleyin efendim. İskarpin zor diye hemen arkasından hepimizin gayet iyi bildiği bir soruyu sordum size. Türk askerlerine sevgi duygusuyla verilen adıdır. Mehmetçik. Adır. Yapıştırın artık. Haydi gelsin mecazi anlamında dedi. Asıl anlamından da çok farklı değil. Bir de bu anlamda kullanılıyor yanı sıra. Öyle düşünelim. Mecazi anlamda ne söyleyeceğini şaşırıp kelimeleri birbirine karıştırmak. Kekelemek gibi bir şey mi? Gibi bir şey mi? Kekelemek. Bizzat kendisi. 900 puan daha. Artık bitti kolay olanlar. Bunlar bekliyorum. Standart tipte sorular. İki kelimeden oluşuyor. 10 harflidir. Halen 7 harf alabilecek durumdasınız. Bu arada MMA diye bitiyor efendim. MECMAC diye değil. Gelsin mi? İki kelime. İki kelime. Tamam. MMA diye bitmekte. 10 harfli. Şöyle sorulmuş. Uzun bir soru. Çalkantıları aşıp sükunete ulaşma. Gönül rahatlığına kavuşma. Ruhsal yönden rahatlama. Huzura erme. Huzura erme. Olur. Değil. Olur. Bir harf mi alsak? Sizden sonra yarışacak kimse yok yani. Tamam alalım ya. İlla 9700'ün peşindeyim. Yok yani beklemiyorum. Alalım bir harf. Harf istediler. Bulma. Huzur bulma. Nedir efendim? Huzur bulma. Hayran kaldım. Hayran kaldım. Bu da son soru, son cevap. Bundan da biraz ürküyordum ama işte heykelle ilgilendiğinizi biliyorum. O tip eli uğraşlarınız varmış. Muhtemelen diğerlerine de açıp bakıyorsunuzdur. Bence tertemiz 1000 puan kazandıracak bu 9600 İrem Hanım. Hiç beklemiyorum ama vallahi bakalım. Geliyor. Buyurun. Gümüş, sedef gibi malzemeleri oyulmuş yuvalara yerleştirerek yapılan süsleme sanatının adıdır. Ekleri malum. O eklerle birlikte... Çilik. 10 harfli olmuştur. Malzemeleri oyulmuş mu? Sedef. Sedef. Bir şeyler hatırlatır size. Sedef. Bir harf alabilir miyim? Alırız. İstersek 5 tane daha alırız. Bak ekten çilik, geldi. Çilik evet orayı olmaz bulmuştum. Olsun. Bir tane daha alalım mı? Cimri olmayın böyle. Alalım, alın bir harf tane daha. Aldık bir tane daha. 10 saniye kaldı. Bir tane daha mı? Bir tane daha aldık. Bir tane daha aldık. 7 saniye kaldı. 5 saniye. Bir harf daha aldık. Bir tane daha istedik. 3 saniye durduk. Sedefi oyulmuş yuvalara yerleştiriyor. Sedefi o yuvaya kak kok kak kakıcı kaklacılık. Kaklacılık değil o. Koklacılık. Koklacılık da değil. Yok o uzaklaşıyorsunuz. Ne yapma yani? Ne yapma? Takma. Aa İrem Hanım. Bir harf için. Ne? Koklacılık. Hayır, hayır, hayır. Sedef. Sedef nokta nokta. Sedef işlenmiş. İrem Hanım. Kakıl. Bilerek mi yaptınız? Kakmacılık. Hiçbir demiştim beklemiyorum diye. Demiştim beklemiyorum. Vallahi çok ilginç oldu bu hadise. Kakmacılık. Kaklacılık falan dedim de gelmedi. Taklacılık var o güvercinlik. Evet. Maalesef. Bir şey. Bir daha gelirsiniz efendim. Umuyorum ya. Olur inşallah mi? Çok isterim. Gelin işte Aziz Bey, Atakan Bey siz. Gülce Hanım da gelsin hadi. Tekrar gelsin. Olur i̇nşallah mu? İnşallah çok isterim. Bir daha hak ettiği alkışı duysunuz.